Arkadaşlar merhaba, ben Deniz. Bugün sizlere bilgisayar güvenliği kapsamında yazılımsal hatalar ve lisanslama konusundan bahsedeceğim. Çünkü yapılan saldırıların ciddi bir kısmı buradan geliyor. Bir söz vardır, hepiniz duymuşsunuzdur. Eğer bir ürün bedavaysa oradaki asıl ürün sizsinizdir diye. Gerçekten de öyledir. Kimse size babasının hayrına bir şey vermez, bir şey yapmaz. Ama burada bir şeyi ayrı tutmak lazım. Şimdi özgür yazılım projeleri bunun dışındadır. Onları hariç tutuyorum. Siz burada hangi işletim sistemini kullanıyorsanız kullanın. Orijinal olmasına dikkat edin arkadaşlar. Günümüzde artık çok da pahalı şeyler değil bunlar. Eğer kişisel güvenliğinize dikkat ediyorsanız zaten kullanmak zorundasınız. Bu arada sadece işletim sistemi de değil. Bilgisayarınıza her ne kuruyorsanız kurun. Orijinal bir şekilde kurduğunuza dikkat edin arkadaşlar. Eğer etmezseniz ne olur? Ya bilgisayar yönetiminiz ele geçirilir bir kişi tarafından. Bilgisayarınız kriptolanabilir. Parolalarınız çalınabilir. Ya kısaca saldırgan istediği her şeyi yapabilir bilgisayarınızda. Diğer bir konu ise güncelliktir arkadaşlar. Siz bir ürünü satın aldığınız zaman güncellemiyorsunuz. Bu yapılan en büyük hatadır. Çünkü yazılımlarda hatalar çıkabilir. Ve saldırgan o hataları kullanarak işletim sisteminize sızabilir. Buradan işte parolanızı çalabilir. Sisteminizi bilgisayarınızı uzaktan yönetebilir. Bu yüzden güncellemeleri mutlaka kontrol edip sisteminize yüklemelisiniz. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız. Sadece işletim sistemi değil, bütün programdaki programlardaki güncellemeleri kontrol etmelisiniz. Ben Windows için nasıl yapıldığını göstereceğim size. Buradan ayarlar sekmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada Windows Update yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Güncelleştirmeleri denetle kısmına bastığınızda güncellemeleriniz otomatik olarak buraya düşüyor. Eskiden olan bir alışkanlık. Sürekli herkes burayı kapatır. Ama kapatmamanız lazım. Kendi güvenliğiniz için. Sadece bu da değil. Kaspersky Internet Security kullanıyorum ben. Buradan veri tabanı güncellemesine gelip güncellemeyi çalıştırdığımda antivirüs programım da güncel oluyor. Kullandığınız hangi yazılımı kullanıyorsanız onun güncellemesine mutlaka bakın arkadaşlar ve güncelleyin. Bu önemli bir konu. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.